Judo'nun kralı tekrar tatamiye döndü. 10 kez dünya şampiyonu ve 2 kez olimpiyat şampiyonu olan, katıldığı 100'den fazla yarışmada yenilgiye uğramayan ağır siklet Teddy Riner, 2 sene sonra girdiği ilk turnuvada hiçbir şeyin değişmediğini gösterdi. Fakat altın madalyaya giden yol kolay olmadı. Eksi 100 kilogram kategorisinde olimpiyat şampiyonluğu olan Lucas Kripalek, yarı finalde Riner'e zor anlar yaşattı. Fransız judocunun son maçı ise Rio Olimpiyatları finalini hatırlattı. Uchimata ustası Japon Harasawa Hisoyashi ile karşılaşan Riner, bu maçı da kazanarak günün erkek judokası oldu. Bugün benim için zor bir gündü. 18 ay sonra ilk defa bu turnuvaya katılarak olimpiyat oyunlarına hazırlanmak istedim. Gösterdiğim en iyi performans değildi fakat nihayetinde bugün kazandım. Önemli rakiplere karşı mücadele verdim. Yarı finalde ve finalde karşılaştıklarım bence bu kategorideki en iyilerdi. Günün kadın judokası ise bir önceki dünya şampiyonu Hamada Shori oldu. Şampiyonluğundan bu yana hiçbir turnuvayı kazanamayan Hamada, altın madalyayı almaya ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Final maçının ilk dakikasında güçlü bir uchimata hamlesiyle rakibi Rus Alexandra Babintseva'yı mağlup eden Hamada, Japonya için bir zafer daha kazanmış oldu. Geçen yıl dünya şampiyonu olduğumdan beri hiçbir uluslararası yarışmayı kazanamamıştım. Bu galibiyet kendime olan güvenimi artırdı. Montreal'de tatamiye çıkan bir diğer olimpiyat şampiyonu ise Japon Mashi Baker'di. Eksi 90 kilogram kategorisi finalinin son anlarında yaptığı karşı atakla Amerikalı Colton Brown'u yenen Mashu, altın madalyanın sahibi oldu. Japonya'ya giden madalyalar bununla son bulmadı. Dünya şampiyonu Sara Asahina, İsrail'i Raz Hershko'yu finalde mağlup ederek artı 78 kilogram kategorisinde birinciliğe yükseldi. Eksi 100 kilogram kategorisinde yarışan ve performansıyla göz dolduran Mısırlı Ramazan Derviş, finalde Kanadalı Şeydi El Nahas'la karşı karşıya geldi. Derviş, aldığı altın madalyayla ülkesine turnuvadaki ilk dereceyi getirdi. Ev sahibi El Nahas'ın tek tesellisi ise gümüş madalya olmadı. Günün hamlesini de yapan judoka, Alman Frey'e karşı maçında kullandığı kalçadan atma tekniğinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. El Nahas bu hamlesiyle tüm stadyumu ayağa kaldırırken, Kanadalı izleyicilere de gurur dolu anlar yaşattı.